pandemi falan dinlemiyor insanlar. Akın akın geliyorlar. Bu arada yine oyuncağıma alışıyorum. Elimde şu anda Osmo Mobile var. Onunla birlikte çekiyorum. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Şunlar çok güzelmiş. Bayıldım. Bunu IKEA'nın internet sitesinde görmüştüm ve çok beğenmiştim şu konsolu. Evde yer olsa valla. Çok istiyorum böyle bir şey. Çünkü bizde mutfakta küçük bir bardakları, tabakları koymak için bir alan var. Onun dışında bir dolabımız yok. Çok küçük orası. O zaman doğru düzgün bardak bile almıyorum. Burada da. Of, şu sandalyeyi de çok beğeniyorum. Japon evlerine hiç uygun olmayan bir masa bence. Bu kimin salonuna sığar çok merak ettim. Kendimi de görebiliyorum. Bizim evdeki televizyon ünitesinin başka versiyonu. Biz de bu seriden kullanıyoruz. Şu koltuğu çok beğendim. Smart Home'u. Smart olmuş burası. Tatami. Japon evlerinde genelde salonda şöyle bir yerde tatamilerin olduğu bir alan oluyor. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Hasır gibi bir dokusu var. Genelde oraları da böyle çocuk oyuncaklarıyla dolduruyorlar. Ya da işte butonlarını açıp buradan mesela burada yatıyorlar. Uyuyorlar. Yani çok küçük evlerde mesela salon, mutfak, işte yemek odası, yatak odası hepsi bir arada olabiliyor. Ne o? Dolap. Dolap. Şirin dinozor. Mavi Harika'ya geldiğimizde bir tane hayvanı böyle alıyor. Peluş hayvanı. Sonra yenisini gördüğünde bunu bırakıyor. Başka bir tane alıyor. Çok sevimli. Şunlar çok iyi ya. Özellikle şu. Buz po. Çok güzel. Bahçemiz olsa alırdım. Aa, bardak çok güzel. Türkiye'de de var mı bunlardan? Yoksa Japonya'ya özel mi? Çünkü çok Japon tasarımı gözüküyor. Aa, şuradaymış. Açık halleri. Çok hoşlar. Genç evi.
Prenses evi yapmışlar burayı. Prenses mutfağı. Burası da cool, kariyerli insanların mutfağı. Bayağı öyle bir havası var değil mi? Douglas bu mutfağı beğenmiş. Of course it is. Ya zaten şöyle geniş tezgah alanı müthiş bir şey. Bizde yok öyle bir şey maalesef şu anda. Bir gün kendi evimiz olursa inşallah. Çocuk odası görünce mavinin ilgisini çekti ama. Oyuncak var mı içinde? Yok mu? Çalışma masaları, sandalyeleri. Çalışma masamı ve sandalyemi de IKEA'dan aldım. Ben zaten her şeyimi IKEA'dan alabilirim yani. Two rooms, iki oda, living, dining, kitchen demek. Japonya'da evler bu şekilde oluyor. Kiralık falan ayırdığınızda mesela 3LDK, 2LDK vesaire vesaire diye. Şunu çok beğendim. Çocuk odası için müthiş bence. İçine kıyafetlerini koyabilirsin. Seni kendisi alsın böyle işte. Montessori tarzı. Türkiye'de de var mı bu? Mavi'nin odasında yer olsa. Bu ilerisi için düşünülebilir bir şey. Ama Japonya'da zaten şey. Gardıroplar gömme dolap şeklinde. Yatak odalarının içine hazır bulunuyor. O yüzden çok fazla böyle gardırop ekstra şeyleri kurmaya gerek kalmıyor. Güzel bir şey aslında. Daha kısa maviyi kaybettim. Neyse ki IKEA'da yürüyeceğiniz yerler belli olduğu için bir şekilde aynı yere çıkacağız diye umuyorum. Ah, evet buradalar. Tren alalım biz Mavi'ye. Tren rayları alalım yine. Tren köprüsü. Yeni dinozorlu nevresim takımları gelmiş. Mavi'ye bir tane almış. Dinozorlardan kalmamış. Mavi'nin çok sevdiği oyuncağı. Şu köprü. Bir tane köprü istiyordum böyle yapmak için. Bir de ekstra parçalar alalım dedik. Yemeğimizi yedik. Şimdi kahvemizi içiyoruz. İnanılmaz kalabalıkta oturacak yer zor bulduk. Bir de aralarda çünkü social distancing'den dolayı böyle masa boşlukları bırakmanız gerektiği için. Çıkacağız birazdan, tamam. Sen ne aldın hediye? Ne aldık hediye? Tren mi aldık? Başka ne aldık? Tren köprüsü de aldık değil mi? Eve gidince oynarsın artık. Sanırım alacağımız, yani almamız gereken her şeyi aldık fazlasıyla. Şimdi gidebiliriz. İkiye şimdi böyle yeni yer karoları yapmış. Biz bunları görmemiştik. Çok güzel bunlar. İndirim köşesine girmeden olmaz. İlla bir bakacağız.
Türkiye gezimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Mavi. Şimdi şöyle. Hahahaha.